Merhaba değerli aday öğrenciler. Bugün yanında Rabia var. Ergoterapi hakkında bilgilendirme yapacağız. Rabia, bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Merhaba, ben Rabia Yaşar, Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim artık. Sağ ol. Peki bölümün içeriğini bize biraz anlatabilir misin? Bizim bölümümüz aslında bir rehabilitasyon ekibinin bir parçası. Bir şekilde dezavantajlı insanların günlük yaşamlarındaki bağımsızlığını arttırmaya yönelik çalışıyor. Burada dezavantaj dediğimizde sadece bedensel bir engelden bahsetmiyoruz ya da zihinsel bir engelden. Depremzede olabilir, mahkum olabilir, mülteci olabilir. Herhangi bir dezavantajdan bahsediyoruz aslında. Yani insanın olduğu her yerde çalışabilen bir bölüm. Daha çok aktivite temelli gidiyor ve günlük yaşamdaki işte bağımsızlığı maksimuma çıkarmaya çalışıyor aslında. Böyle bir bölüm genel olarak. Anladım, teşekkür ederim. Peki bu bölümü tercih etme sebeplerini açıklayabilir misin? Bu bölümü tercih etme sebebim aslında birkaç sebebi var. İlk sebep olarak ben mesela iletişim kurmayı çok seviyorum insanlarla. Bu bölümde bunun için aslında epey uygun bir bölüm. Yani çalışma yelpazesi çok geniş. Yani istersem çocuklarla, istersem yaşlılarla, yani istersem engellilerle sadece belli bir grupla çalışabilirim. Ben mesela daha çok ruh sağlığının alanında çalışabildiğimiz için tercih ettim. Ve buna ek olarak da hep zaten bir akademik kariyer istiyordum. Ve bizim bölümde de yeni bir bölüm olduğu için ve üniversitelerde de yeni yeni açıldığı için akademik kadroda çok fazla eksik var. Bu açıdan da nispeten daha kolay olacağını düşündüğüm için seçtim. Anladım, teşekkür ederim. Peki bu bölümü Hacettepe'de okumanın avantajları ve dezavantajları neler? Avantajları şöyle, zaten Hacettepe'de kurulmuş bir bölüm. Yani bu bölümü kuran hocalarla beraber ders işliyorsunuz. Tabii ki ayrılan hocalar da oldu, emekli olan vesaire. En büyük avantajı bu bence. Onun dışında mesela stajlarımızda dışarıdan bir yer aramak zorunda değiliz. Çünkü zaten okulda bu stajı yapabileceğimiz üniteler var, birebir hastalarla ilgilenebileceğimiz. Bence en büyük iki avantajı bu. Onun dışında Hacettepe zaten sağlık alanında çok önemli bir yer aslında. Yani insanlar bir şey oluyor, Hacettepe mi var falan. Bu konuda da bence epey de avantajı var. Dezavantajlara gelecek olursam yani bence klasik devlet okulunda olan dezavantajlar biraz işte böyle ekonomik şeyler, bütçesel durumlar vesaire biraz o kısımda bence bir dezavantajı var. Onun dışında bence çok da bir dezavantajı yok. Teşekkür ederim. Peki hani öğrenim sürecinde stajların olsun, ara tatil olsun nasıl bir durum işliyor o konuda? Şöyle birinci sınıfta Ekim'de başlıyoruz sanırım. İşte Eylül sonu, Ekim başı gibi başlayıp Haziran başında bitiyor genelde. Biraz hızlı davranıyor Hacettepe Belediyesi sınavlarda daha erken bitiyor. Birinci sınıfın yazında stajımız yok. Tabii ki gönüllü staj yapmak isteyenler dışarıda staj yapabiliyorlar. İkinci sınıfın yazında bir ay zorunlu stajımız var. Bunda okulda yapılması tercih ediliyor ama bu yıl dışarıda da gerekli belgeler vesaire ayarlandıktan sonra dışarıda yapılabilmesine karar verildi. Üçüncü sınıfta da yine aynı şekilde yaz tatilinde bir ay zorunlu stajımız var. Dördüncü sınıfta da tamamen stajla geçiyor aslında. Bu şekilde ilerliyor. Anladım, teşekkür ederim. Bu bölümü kimler seçmeli sence? Bu bölümü bence kesinlikle iletişime açık olanlar seçmeli. Çünkü tamamen yani tamamen iletişim temelli bir bölüm aslında. Çünkü çok farklı tip hastalarla, danışanlarla iletişime geçiyorsunuz. Yani size şizofren bir danışan da gelebilir. Anksiyetesi olan birisi de gelebilir. Göçük altında kalmış bir depremzede de gelebilir. Ve günlük hayatta insanlarla iletişim kurmayı sevmeyen birisi bence bu bölümü seçmemeli. Onun dışında daha enerjik, dinamik birileri bu bölümü seçmeli. Çünkü her alanla ilgili olduğu için yani teknolojiden tut da yani çok ilkel bir şeyleri kadar. Yani sosyoloji, psikoloji, sanal gerçeklik ve her şeyi kapladığı için de biraz bu tempoya ayak uydurabilecek birileri seçmeli bence bölümü. Anladım. Teşekkür ederim. Peki sana biraz daha hani Hacettepe'nin genel çehresi hakkında sorular sorayım. Hacettepe'nin sana genel olarak sağladığı sosyal imkanlar olsun, barınma, işte yeme içme imkanları olsun ne durumda? Yurtlarımız var. Mesela işte ergoterapi bölümü Sıhhiye yerleşkesinde. Hamam önünde yani okula 100-200 metre uzaklıkta bir yurdu var. Ben o yurtta kalmıyorum ama böyle bir imkanı var. Yeme içme de sabah öğle akşam yurtta yemek çıkıyor. Fiyatlarından çok emin değilim. Şu an pek okulda yemiyorum. En son ne kadar olduğunu bilmiyorum.
Onun dışında yani okulun içinde kafeler, işte çay içebileceğiniz yerler vesaire falan oluyor yine. Buraya yerleşkesindekiler olarak Hamamünü Arabika'yı tercih ediyoruz genelde. Ama yani bu konu bence biraz geliştirilebilir. Yemekler olsun, hani bunların fiyatı bence biraz daha geliştirilebilir bir durumda. Ama yine hiçbir şey yok diyemem. Sosyalleşmek açısından da yani kulüpler epey aktif. Ben yani Hacettepe'yi tercih ettikten sonra IEEE'ye katılmaya karar vermiştim böyle, yani şakasız. Bir arkadaşımın abisi IEEE'de üyeydi zaten, ondan biliyordum. Dedim ki okey, Hacettepe'ye gidiyorsa ben de bir katılıyorum falan olmuştum yani. Kulüpler çok aktif. Çok fazla büyük kulübümüz var bence okulda. Bunları değerlendirmek de çok önemli. Onun dışında da sanırım başka ekleyeceğim bir şey yok bunlara. Teşekkür ederim. Güzel bir cevap oldu. Bölümü peki kendi bölümünün pratik açıdan çalışma olanakları nasıl? Epey açık. Yani çok imkan var, çok ihtiyaç var ve herkes daha yeni yeni duyduğu için çok imkan var. Yani gerçekten ya ben şu an mezun olup işsiz kalan bir arkadaşımı duymadım. Bunun da işte, yani devlette çalışabiliyorlar. Yani devlete tabii ki diğer bölümlere göre daha az atama oluyor ama yani ben mesela küçük bir şehirde yaşıyor ailem ve o şehirdeki hastanede bile 2 tane ergoterapist var. Zaten kliniklerde kazanılan paranın haddi hesabı yok, yani ben size öyle söyleyeyim. Yani akademiye de girmesi yine aslında YDS ya da YÖKDİL'in ve ALES'in iyiyse, ortalaman da okulun şartını sağlıyorsa yani açıkta kalmıyorsun. Ben işsiz kalan bir arkadaşımı duymadım henüz mezun olunca. Peki bölümün laboratuvarlarının genel olarak eşya kalitesi olsun, olanakları nasıl? Şöyle, bizde çok laboratuvar yok. Yani üniteler var stajlarda gördüğümüz. Orada da yine ya tabii ki çok geliştirilebilir bence. Biraz eksik kaldığını düşünüyorum ben bazı kısımların. Yani mesela biz işte oyuncaklarca, onlarca, bunlarca çok çalışıyoruz onlarla ve biraz daha çok şey olabilir gibi geliyor bana. Ve biraz da teknolojik olarak da bu üniteler donatılabilir. Yani çünkü biraz teknolojiden uzak bir halde aslında ilerlemek zorunda kalıyoruz imkanlarımız onun verdiği için. Bu açıdan geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama burada da işte yine bölüme ayrılan bütçeler, onlar bunlar vesaire işin içine girdiği için bize biraz bağlanıyor. Anladım. Teşekkür ederim. Peki tekrar tercih döneminden geçsen bu bölümü yazar mıydın? Kesinlikle yazardım ya. Ben yani gerçekten bu bölümü tercih yaptığım dönemde öğrendim. Çok araştırdım, çok ergoterapiste konuştum ve aklımda hep bir soru işareti vardı. Ama mesela ikinci sınıfta ben şey olmuyorum. Evet yani ben başka bölümde yapamazdım diyorum şu an. Yani umarım meslek hayatıma başladığımda da bu cümleyi kurabiliyor olurum. Çünkü yani dediğim gibi hem teknolojiyle hem insanlarla her şeyle iç içe bir bölüm. Yani istersen sanal gerçeklik çalış, istersen git sadece insanlarla konuşarak bir şeyler yapma çalış. Yani tamamen senin tercihin ve hayal gücüne bağlı bir şey. Yani bilmiyorum. Ben o yüzden çok memnunum bölümümden. Peki bu üniversiteye gelecek arkadaşlara neler tavsiye ederdin? Sıra beklemeye hazır olsunlar. Yani her yerde, Anladım. her koşulda sıra daima var. Buna hazır olmalılar bence. Onun dışında biraz kalabalık bence. Yani Sıhhiye için öyle söyleyeyim. Beytepe'ye de geliyorum ama çok hakim değilim oraya. BTP'de ne Bence biraz durum öyle? yani kalabalığa, sıra beklemeye hazır olsunlar. Ama iyi bir okula geliyorlar bence. İnsanlarla çok fazla iletişime geçip çok iyi networkler kurulabilecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim davetiniz. Evet arkadaşlar, adı öğrenci arkadaşlar. Rabia'nın sohbetimizin sonuna geldik. Diğer videolarda da Hacettepe kanalında başka bölümlerde öğrencileri görebilirsiniz. Teşekkür ederim.